Şimdi şunda hemfikirim arkadaşlarla. Bugün mutfakta Hakan'a da söyledim. İddialı bir menü müydü seninki? Hayır değildi. Çok zor yemekler mi vardı? Hayır yoktu. Çok kolay yemekler miydi? Hayır değildi. Orta karar bir menüydü ama çok lezzetliydi. Çorba muazzamdı. Bir de arkadaşlarım da işler gayet beğendiler. Köften gayet lezzetliydi, olması gerektiği gibiydi. Salatan sıkıntılıydı. Ara yemeği neydi? İmam bayıldığıyla pazın. İmam bayıldın, çok güzeldi. Bitirdim ya. Ama pazın tuzluydu. Son dakika tatlın işte neydi? Onu atınca kadayıf. Kadayıf. Kadayıfın da bak güzeldi, lezzetliydi. Sadece üstü birazcık şerbetsiz kuru kalmış ki kadayıf da zaten aman aman her tarafı şerbetli bir tatlı değildir. Orada birazcık haksızlık ettiniz. Kadayıftan bir diğer şerbetli tatlı performansını beklemez. Zaten kuru olur. Zaten çatır çutur. Ama bir tık daha üstün, onu ben farkındayım, şerbetinin onu... kıvamı biraz daha koyu olsaydı, daha biraz ağdalı olsaydı, onu birazcık daha çekerdi. Su gibi akıp gidince alta daha çok gelmiş. Üstüne ya da bir çevirseydin. Ama lezzeti, şerbetini, şekeri, çıtırlığı, içini çevirdi, bence gayet güzeldi. Ama yine de bakın, ne yaparsak yapın, ne konuşursak konuşun, kırdığınız yerlerden ne kadar kırarsanız kırın, beş etmezdik. Bak bugün iki tane yemeği eksik, masası eksik. Yani şimdi güzel bir tane yemeği olsa, diyelim ki böyle değerlendiren yarışmacılar oldu. 4-5 vereceksiniz mesela. Herkes de 2-1 vermiyor. Vermesin de zaten. Beğendiğiniz yemekler olursa yemeklerin hakkını da verin bu arada. O da ayrı antiparantez. Tabii ki. Evet, 2-1 verme hakkınız var ama 8 veren oldu ya eksik menüye, masaya. Çok beğendim dedi diğer lezzetli. Gene de verebilirsiniz yani. Onun için ama değerlendirirken bir işte bunları da düşüneceksiniz. Bu ihtimalleri de hesaba katacaksınız. Bak senin başına da gelebilir Allah korusun. Onun için lezzetli bir şeyler iddiasız olmasından, biraz daha pratik bir menü olmasından puan kırabilirsiniz elbette. Uyumsuz olmasından menünün, yemeklerin birbirini taşımamasından da kırabilirsiniz. Ama kırsan 5 puan birden kıramazdın eylemden dün. Masa hazır değil. Mesela görseli yok, sunum yok, yemek eksik vesaire, üstü başı giyilmemiş. Masam çiçek gibi, kendim güzel, özenmişim, kıyafetimle gelmişim, menüm tam. 3'ten başlıyoruz. Bana o menüye 2 puan vermiş. Şimdi Hakan Bey'in hani eksik menüleri var. Hakan Bey 2 vermesi gibi bir şey aslında, biliyor musunuz, bana 5 puan vermesi. Tabii şöyle. 2 puan edecek bir şey değildi, menü değildi. Benim pardon, anlatmak istediğim o. Heyecandan biraz. Olsun, önemli değil. Önemli. Buyurun guacamole ve de taco. Ekmek arası kıyma gibi duruyor. Bu arada Emre Bey zaten taco, ekmek arası kıyma, yani ne bekliyorsunuz? Ama böyle bir ekmek arası olmaması gerekiyor taco. Nasıl olması gerekiyor? Bana anlatın. Hayatınızda kaç kere yediniz? En son yediğiniz restoranı bana özel olarak söylerseniz ben de size onu tamam, vereceğim. Çekim tamam, çekim bitince ben size... Tamam, artık girmeyelim. İstanbul her yerinde var. Aynen öyle. Evet. Ama gidiyor musunuz? İsterseniz sizi bir gün götüreyim. Nişantaşı'nda beraber yiyelim. Çok sert yorum yapıyorsunuz. Ben zaten menümün yetişmediğinin farkındayım. Sert mi? Sert mi? Bence ben olmamış bir şeye yorum yapıyorum. Hiç sert yorum yapmıyorum. Olmamış bunların bir şey için de bence gayet normal söylüyorum. Yani olmamış, olmayan şeylere laf söylemeniz gerekirken hala menüme laf söylüyorsunuz. Bence olmamış şeylerden konuşun ki ben de size haklı. Okey tamam. Taco şu şekilde servis edilmek zorunda evet, değil. Evet maalesef kırıldı. İşte ben bunu söylüyorum. Bunun nesi benim sert? Kesebildiniz mi? Ben de çok sert olmuş. Evet, en azından hazır kullanmadım kendi emeklerimle. Keşke hazır kullansaydınız. Bakın yani bıçak kesmiyor şu an. Demek ki benim için hazır kullanıp kullanmamak bir kriter. Hazır kullanırsanız ben kullanmadığım için demek ki İnanın, kendi kriterlerime göre puanlamamı yapabilirim. Bıçakla bile bölemiyorum yani. Normalde taco bıçakla bölünmez. Elle yani gelip elle yiyemeyeceğiniz kıvamda olduğu için sizi haklı bulabilirim. Ancak taco'nun kabuğu sert olur. Demek ki yeterince çok yerde yememişsiniz. Bence siz yememişsiniz. İnternetten bakmışsınız, yapmışsınız, önünüze koymuşsunuz. Tadına bakın, anlayacaksınız. Nasıl yapacağız? Elimize alalım o zaman. Tutturamadığım kısmı ama bu maalesef. Ama bu çok ince değil zaten. Kenarları ince, ortası bayağı kalın kalmış. Evet ya, ekmeğinde, taco ekmeğinde sorun var ama en azından önünüze geldi. Çok üzgünüm. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Ben de çok isterdim yetiştirmek. Bu menü gerçekten iddialı bir menüydü ve eğer yetişseydi hakkıyla 50 bin lirayı hak eden bir menüydü. Öyle mi düşünüyorsun evet, gerçekten? Patates köfteden değildi, daha önemli bir menü olduğunu değildi düşünüyorum. Hayır, ama köfteyi bir daha istedin Haka. Hala olay köfte patatesle. Ya inanmıyorum. 50 kere anlatmama rağmen köfte patatesle. Bakın hanımefendi. Şokluyum gerçekten. Vallahi gerçekten çok güzeldi. Afiyet sabah olsun. İstedim. Ama burada her şey bir bütün. Menünün yani içinde. Peki bu kavrulmuş kıyma mı şey oluyor? Ben kavrulmuş anlamıyorum. Kıyma değil, o bir taco olacaktı. Bakın hala menümden... Olacaktı ama olmadı. İşte problem evet, orada. Benimki olmuş ve ikinciyi istediniz. Benim anlatmak istediğim nokta ben de var tamam yani, size zaten... Ben, yani ya ben anlatamıyorum için, ya benim adaletime göre hak ettiğiniz puanı verdiğimi düşünüyorum. Siz hayır, siz adaletsizlik yaptınız. Neden diyeceksiniz? Asla adaletsizlik Sevda yapalım. Hanım'a göre, beğendiğinizi Sevda Hanım'a göre kıyaslayıp
Sevda Hanım'ın menüsü yani, böyle olduğu için 6 puan verdim. Şu şekilde Sevda Hanım'ın menüsünü... Bu hoş, doğru bir yorum değil hem bence. Hem aynı seviyede beğenip bir tık kendi içimde yorucu bulduysam, aynı seviyede de beğendiysem... İzlediğinde zaten sen de göreceksin ne kadar yorumlu. Onun bir tık daha yüksek puan alması benim için, benim inisiyatifimde bir sorun oluşturmuyor. Zaten kendisi çünkü ikisini de eşit olarak beğendim. Ben hayatımda kuzu eti yiyen insan değildim. İkisini de bitirdim. Hanımefendinin tabağını da bitirdim. İkinizin de yemeklerini beğendiysem, eğer birinizin yaptığı yemek benim için daha yorucu, daha zahmetliyse tabii peki, ki de ben de bir daha soru yüksek soracağım. Puan alırım. Kadayıf mı daha iyiydi, baklava mı? Açıkçası ben... Lezzet ve pişme biçiminde soruyorum. Pişme biçiminde olarak... hamur olmasına rağmen diğer tatlıyı daha çok yedim. Diğer tatlı çok sertti. Bana gelen kısmı özellikle daha ufak. Peki baklava hamur olarak değil miydi? Hamurdu. Zaten puan kırdım. Peki sizin olmamış de demektir bu. Orada yanık ya da hamur bir tat aldın mı? Almadım ama çok peki, sertti. Peki teşekkürler. Evet, yani ben cevabımı bile aldım. Neyse tamam, açıklamayı bile zaten. Evet. Benimki hamursa hanımefendininki de kupkuruydu arasında. Ama şimdi gelen... bir saniye. Bak burada bir malzemesi unutulmuş ve olmamış bir tatlıdan bahsediyoruz. Evet, yumurtayı ya, unutmuşsun. Yani. Şimdi bir yemekte başlıca unsurlarından, malzemelerinden birini unutursanız zaten o yemek olmaz. Olmasına teknik olarak imkan yok ve dolayısıyla yani da olmamıştı. Burada ise bir şeyin olmuşu ama birazcık hatalı olmuşundan bahsediyoruz. Burada tamamen olmamış bir tatlı var. Evet. Orada ise %70'ini, %60'ını kotardığı bir tatlı var. Söyleme. Sen aynı şekilde tanımlayamazsın, yorumlayamazsın. Hata burada. Eğer ki yaksaydı, evet onun tatlısı da olmamış derdi. Bana gelen tatlı... Yanmış bir şeyle çiğ bir şey olmamıştır arkadaşlar. Üstelik de baklava gibi bir şeyin, yumurta gibi bu kadar önem taşıyan bir malzemesini unutmuş. Orada ise baklavayı yapmış, tadını, şerbetini vermiş. Sadece üstü birazcık kuru kalmış. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yemeğin olmuşuyla birazcık olmamışı arasındaki farkı sen dümdüz ettin. Evet, buyurun. Gülbahar, dinliyorum seni yemeklerle ilgili. Taco'yu hiç beğenmedim. Bildiğimiz kıyma kavurması gibi. İçerisine sebze neden koymadınız? Var. Ne biber sebzesi var, mısır var içinde? Var. Soğan var, soğanlar eridi. Yani soğan zaten koyuluyor da. Hani başka sebze olarak bezelye olabilir, havuç olabilir, ben sebzeli olarak. Ben özellikle bezelyeli görmedim. Ben gördüm, o nedenle soruyorum. Bezelye mi? Taco'nun evet, içinde vardı. Nerede var ya? Var. Yani benim gördüğüm yerde ben vardı. Ben hiçbir yerde bezelye değil mi? Ben de hiç rastlamadım. Garnitürlü. İçinde ben koymak için de... Hani öyle özel yapan var. Tavuk evet, olur, et olabilir ama bezelye... Marul, göbek de vardı. Normalde göbek koyulur. Lime, limonlarım vardı. Evet. Hatta şu an bile koyabilirdim. Yani niye koymadın lime'ı? Onu soruyorum. Eksik geldi çünkü. Lime de koyabilirim. Aldım özel olarak onu da gidip dün gece yarısı buldum, getirdim. Ama unuttum, şimdi de unuttum. Yani yetiştiremiyorum, plan program yapamıyorum. Yani hala yapamıyorum. Çünkü bir kere ipin ucunu kaçırdığım için devamlı kaçırıyorum. Şu anda öyle oldu. Aslında onu koymak için vaktim vardı. İşte bahsettiğim yere geldik. Evet. O stresi yönetmek. Ben yönetemedim. Yani i̇şte bu yönetemiyor olmam kötü bir yiyici ya da kötü bir yorumcu olduğum ya da haksızlık yaptığım hayır anlamına gelmiyor. Kötü bir yiyicisin demedik asla zaten. İyi konu yiyorsun. Bu konuda içimizleri evet olsun sevgili arkadaşlar. Güzel yiyorsun. Ya fikir ki olarak da son olarak söylemek istiyorum. Fikrimin gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu konuda eleştiri İyi kabul etmiyorum hakkım olarak çünkü bu menüyü yemeği yapamasam da ben planladım ve uyumlu bir menü yapmaya çalıştım, kıyafetim, masam. Sadece başarısız oldum. Başarısız olan ürünleri yorumlamak yerine hala neden bu yemeği seçtiniz? Ben bu yemeği seçtim ve yapamadım. Sorun bu. Sizin benim yapamamamı yorumlamanız lazım. Hala bir diyor sokak yemeği yapmışsın, bu İtalyan yemeği. Konu bu değil yani. Şu an konu bu benim yemekleri yapamamam. Ve ben bu yemekleri şey eğer yapabilmiş Hakan olsaydım, Bey yetiştirebilseydim zamanında eminim ki sonraki iki gününde yemeği buna yetişemeyecek. Bu menüye yetişebilecek bir menü değil. Peki, nasıl buldun guacamole'yi? Ya onu da beğenmedim çünkü bunlar biraz daha küçük, doğranması gerekiyordu. Püre gibi olması gerekiyordu. Nerede üzerine yiyorsunuz guacamole? Püre gibi aslında daha diri olur. Püre hatta gibi bunlar oluyor daha fazla bile. Hayır, avokadom daha bile büyük, fazla büyük blenderdan çekmek zamanım yetmediği için blenderdan çektim. Daha bile avokadolar bile daha büyük olur. Hayır, avokadoyu demiyorum, biberleri. Bunları diyor büyük herhalde. Ya. Evet, evet. O doğru. Yani küp küp şeklinde olması gerekiyor. Benim tabağımdakiler güzel gelmiş olan herhalde. Oradan göremiyorum. Evet, siz kendinize keşke yani bana güzeli koysaydınız. Güzel gerçekten yorum yapardım. Güzel. Yani ben ara sıcakları beğenmedim. Beğenmedim. Emre? Ben de beğenmedim.
Peki ekstra bir şey söylemek ister misin? Yani Hakan Bey'in çok fazla üstüne gitmek istemiyorum çünkü biraz daha üstüne gidersek ağlamaya başlayacak. Zaten ağladım, ne yaptım Emre Bey yani? Ağlamak mı konuştunuz? Biraz daha derken. Ağlamak mı konuştum çünkü sinirlerim bozuluyor. Her insanın bozulur. Yapamadığımın ben de farkındayım. Ben de zaten sizin daha fazla üstünüze gitmemek için susmayı tercih ediyorum. O yüzden beğenmedim arasacağınızı. Elinize sağlık. Okey, teşekkür ederim. Evet Eylem. Yani şöyle, ben bu çedarların bu şekilde gelmesinin çok böyle hoşuma gitmedi. Keşke bunu fırınlayıp bunu bir eritebilirdiniz. 10 dakika servis normalde, süremiz var ya. Evet süremiz var normalde. Hayır, servis süreniz içinden bahsediyorum. Yani onu fırın açık olsa hemen o erir gelirdi. Taco sonradan fırınlanan bir ürün değil normalde. Belki daha yanlış yapan yerlerde gördüyseniz fırınlanıp üstünün eritildiğini. Onu demek istemiyorum. Fırınlanan ürünü hazırlayıp servis sırasında çedarda, kaşarı eritmekten çedarda bahsediyorum. Çedarda erimeden geliyor normalde. Yok eriseydi bence daha lezzetli. Ben öyle yedim bilmiyorum. Şekilde, İç harcı falan nasıl Taco'nun? İç harcında bir lezzet yok maalesef. Baharat falan vesaire hiçbir şey almıyorum. Sadece guacamole beğendim. Tadı yani lezzeti, ekşisi falan çok güzel. Sadece sebzeli işte çok iyi yani, doğranmış. Beğenmedim diyebilirsiniz ama bunda baharat tadı yok diyemezsiniz çünkü var. Yok bana gelmedi. Ben peki onu sana geldi mi Sevda Taco'nun içinde baharat tadı kıymasında? Baharat tadı gelmedi. Daha çok kıyma tadı aldım. Ya ben şimdi üzüldüm beyefendi şimdi ama... Şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Üzülmenize gerek yok bu hayır, gerçek. Hayır şimdi siz... Siniri bozuldu. Ha, olabilir mi şimdi? Yani yorum yapmayacağız. Ama şimdi eleştirileri duyacağız. Yapacak bir şey yok. Yani o sinir boşandı. Şimdi... Sağlıyor diye haklı yorum yapmamalı. Ben de ama yorum yapmayacakmışız gibi bir konuşma yapınca... Kim? Hakan Bey ağlamaklı. Ama olmaz öyle bir şey. Yani var olan yemekleri... Neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız? Tavır sergiledi diye hayır benim demek istediğim şey... Ama olmaz siz. Yani var olan yemeği konuşacaksınız. Bu yemek konuşması. Yani... Yemeklerimi konuşalım. Artık menüyü niye böyle seçtiniz? Hocam menünü istedim. De eleştirebilirler Hakan'cığım. Bunları göze alarak onun buraya geliyorsun. Tabii ki de. Ben... Yani menünü de beğenme. Sen nasıl ki 10 bin liralık, 12 bin liralık menü vardı. İki günde beni geçemez dedin ya şimdi. Hiçbir menü buna yetişemez dedin ya. Yetişemez bence. Yapabilseydin yetişemeyecek. Senin yapıp yapamadığını da eleştirecekler. Menünün de kaç tabii gündür ki. Herkesin konuşmuyor muyuz? Uyumlu mu var mı? Bu kıza demedik mi niye 4 tane bakliyat kullandın? Oraya demedik mi bilmem neyin kıymalıysa bilmem neyi şöyle yaptın diye. Yani bunu da beğenmeyebilirler. Ya masada çok abarttılar. Çocuk ağlamadı. Gözleri doldu ki bu sinirden refleks de olabilir. Işıklardan da olabilir. Ağladı biz gördük. Ağladı. Ay mendil verdiler de ben mi görmedim masada üstüme bir de Eylem Hanım o şekilde. Ağladı nasıl ağlamadı? Ağlamadı yani ağlayan insan görmemiş onlar. Ağlasa da ağlamasa da eğer masada yemeği olsaydı ben çok güzel onun eleştirisini yapardım. Ama yemek yoktu ki niye eleştirecektin? Ağladı, bence ağladı çünkü o stresi yönetemedi. Orada oynadığını düşünmüyorum. Kendi zaten yaşlı genç bir beyefendi. Stresini de çok yönetemediğinin farkında, kendi de farkında. O yüzden orada sahte gözyaşları döktüğünü düşünmüyorum.